Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda en hızlı başladığım videolardan olabilir. Annemle mobilyacılara geldik. Babam yine yok. Selam. Çünkü bugün hafta içi ve işleri var. İşlerinin başından ayrılmadı. Sizin zevkinize güveniyorum dedi ve mobilya seçimini tamamen annemle bana bıraktı. Hadi şans umarım gideyim bize. Umarım hayal kırıklığına uğramaz. Bu videonun devamında size boş evimizi de göstereceğiz. Böyle kısa bir boş ev turu yaparız. Yeni taşınacağımız evi görürsünüz. Bilmeyenler için yeni taşınacağımız evi hakkında çok konuştuk zaten değil mi? Eski vloglarda anlatmama gerek yok. Bu pandemiden dolayı ertelemiştik. Şu anda yaklaşık bir ay sonra taşınmayı planlıyoruz. O yüzden işte mobilyalar onlar bunlar. Şimdiden halletmemiz gerekiyor. Neyse ben çok konuştum. Hava çok sıcak. Maskelerimizi takalım. Annem hazırlandı. Kolonyalandı. Maskelerimi takmayız. Ben de maskemi takayım. Dezenfektanımı da yanıma aldım. Telefondan çekeceğim. Rahatsız olmasınlar, yanlış anlamasınlar diye. İlk buraya girelim anne. Daha önceden de biz gezmiştik. Birkaç tane favorimiz var. Rüzgarlık çıkayım orada varsa. Hemen çekelim. Şanssızdan. Valla inşallah. Normalde, ya ben normalde kol doğum günü mü yetiştiriyorum? Ya biz valla çok iyi oldu. Benim derdim kumaş. Şimdiye kadar size çektik ama hep böyle yasaklar oluyor ya. 4 evet, gün evde. Evet, evet erteledik. Çekebilir miyim? Tabii. Babamı da. Melis'in de bayağı 250 bin takipçisi var YouTube'da da. Şunu çok beğendik biz tekli olarak. Erjeli çok güzel. Ben tek başıma bunu odama da alabilirim aslında. Maşı işte kediler var bizde 2 tane. Bu kediler yırtabilir keten olmaması lazım. Aslında bu koltuklar güzel mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şu renk olabilir aslında. Biz zor gibi. Annem nasıl istiyor? Bilemedim. Gri hiç düşünmedik. Evdekiler de griydi o yüzden. Hmm. Ama bu kumaş değil evdekiler. Bu kumaş değil. Rengi griydi. Şimdi şunu yaparsın. Evet. Bakın şöyle tekli de bu renk olur. Üçlü, tekli, üçlü. Evet. Evet. De böyle. Bence çok de. Öyle olur. Bir etrafı da ceviz kası olduğu için. Yakışır. Harika. Şu renkler de benim çok hoşuma gidiyor. Çok koyu. Çok koyu yani. İçimiz kararır. Ben bu mobilyayı çok beğendim ama kumaşı farklı ya. Hayal edemedim gözümde. O kumaş ona yakışır mı? Yakışır. Spor model ya. Yakışır mı? Yakışır. Babam da İnegöl'e mi gitsek diyor ama İnegöl'de olan mobilyalar zaten burada da var. Bilemedik. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bayıldım. Aa hava duruyor. Aynen bu çok güzel. Merhaba. Üçlü. Merhaba. Rengini değiştirsek. 4 kişilik oluyor değil mi? Evet. Evet. Ne kadar fiyatı? Biz her girdiğimiz yerde bir mobilya beğeniyoruz ama bunun şeklini çok beğendik. Mobilya bakmayın. Biraz ara verdim. Online sınavım vardı. Saat 3'te bilgisayarımı yanıma aldım. Notlarımı yanıma aldım. Burada onu hallettim. Çok şükür yüksek aldım. 84. Annem de yanımda sürekli. Ben sınavdayım. Melis koltuk şu renk olsa mı? İşte çalışan adamı çok sevdim. Adam çok ilgili. Bence buradan alalım. Daha demin gittiğimiz yerdeki o Chester koltuğu çok beğendik. Yana da kombin olarak daha düz bir koltuk düşündük. Bakalım ne çıkacak. Renk olarak da turuncu mu yapsak acaba? Ama turuncu da pek bizim tarzımız mı? Daha canlı değil da olabilir belki aslında. Belki de değişik tarzımızın dışına çıkabiliriz. Evet. İkinci koltuk daha açık renk olur. Üçüncüsü de açık renk mi olacak? Açık renk olsun. Tekli olan. Evet. Öyle düşündük yani. Azra büyüdü zaten. Büyüdü. Bakımı zor olmaz. Annem de bayağı beğendi. Halledelim beğendim artık. Hadi şu işi halledelim artık. Hadi gidelim oturma odasını gidelim. Da halledelim. O hadi. Diğer mobilyacıya. Hadi bakalım yan yana zaten. Annemle ben bu tarafa yatacağım, o bu tarafa yatacak. Artık anlaşmayı yaptık. Bu koltuğu aldık. Üstteki sade olanı seçtik. Renk olarak da göstermiştim zaten. O iki renk bence güzel yakışacak. Bence İnşallah güzel olur. İnanıyoruz. Ben biraz şeyciyim böyle göremedik ya o rengi bunda nasıl olacağını evet, hayal güzel. Edemiyorum ama. Çok baktık ya hani Melis araştırırken. O çok baktık. Çok bence de güzel olur. Ya çünkü çok o mu güzel. Olsa bu mu olsa didiklerken bulunmuyor yani onu anladım. Ha? Şeşkalar mağazanın adı da. Yukarıdaki salon için ikinci mağazamıza giriyoruz. Zed. Burada biz çok güzel bir model beğenmiştik. Şu koltuk değil miydi? Şu. Şu an bizim baktığımız koltuğa başkaları bakıyor. Ama rengi koyuyor mu kardeşim? Benim odama mı? Ha, sen odaya. Odaya büyük olur ama şey oturma odasına koyabiliriz. Ufağı da var. Aslında ufağı da çıkıyor. Bu eskiye renk kadar. Yani şu Kadir bölgesindeki evleri söküyorum. Bunları aynı hale getiriyoruz. Çok güzel gözüküyor. Boyutuna göre de ufağı da var ama yani şu anda elimde var. Bazen olur bazen olmuyor.
şu anda var. Bu boyut da güzel. Oturma odası bulamaz mıyız bir köşe? Oturma odasına nereye koymayı düşünüyorsun? Oturma odası için seçtiğimiz koltuklar bunlar. Rengini değiştirelim. Şu şey çok güzel. Otur. Orada var mıymış? Var değil mi orada? Melis çok tatlı. Anne burada ben video çekerim. Evet çok tatlı. Yalnız rengine güzel uydurmamız lazım. Rengi nasıl olacak ki? Bu renk olmayacak taş kesin. Taş çok güzel. Biz haber verdik. Annem kumaş olarak şunu beğendi. Ben de beğendim aslında. Normalde çok mavi renk sevmem ama şık güzel olabilir. Sen şurada da var. Şey yaparsın ablacığım önerirsin. Özellikle kumaşı çok beğeniyorum. O bir de koyu geldi. Koyu geldi. Biraz daha böyle açık. Gri tonlar ister misiniz? Olur, gri de olur. Mesela şu nasıl? Ya da şu kumaş. Bir kumaş daha var. O da yine bu sene tren kumaşlarından bir tanesi. Evet, o da bu. Veya şu ikisi. Onlar da güzelmiş aslında anne. Şunlar çok güzel. Güzel, çok güzel kumaşlar. Bence de yani. Ama çok açık renk olsun. Bir tanesi öyle açık, bir tanesi böyle kareli olabilir. Olsun. O zaman birini mavi ama beyaz. Ama kumaşı lubuk olmasın. İkisi de keten olsun bence. Bizim istediğimiz tarz hep krem rengi. Evet. Şimdi biz göster. Biz böyle biraz daha açık renk istiyoruz. İşte bence olur. Bence de olur. O çok güzel. Kendinden de sende bir kumaş. Melis o çok güzel. Bir tane bunun. Çok da tarz durur. Şu iki tane. Ve yeni evde çektiğim ilk videoya hoş geldiniz. Şimdi size ufacık böyle bir ev turu yapacağım. Bu eve biz önceden taşınacaktık aslında. Dediğim gibi pandemiden dolayı erteledik. Benim ofisi büyük ihtimalle iptal edeceğiz. Ben ailemin yanında. Bu ev çünkü iki katlı. Yani üst katta kendime ait odam olacak. Kendime ait banyom olacak. Rahat rahat hareket edebilirim. Size içerikler de üretebilirim. Ofisimi de çok seviyorum ama orası dediğim gibi zaten geçiciydi. Şimdi eve girdik. Burası giriş bölümü. Şurada ayakkabı, işte montları vesaire asmak için boydan boya bir dolap var. Aynı dolaptan üst katta da göreceksiniz. Yerler bu şekilde mermer. Bence çok şık gözüküyor. Ve karşıda, bizi karşılayan ilk oda salon. Şu an ışık tersten olduğu için biraz karanlık gözüküyor. Ben size şu açıdan göstereyim. Salon bu şekilde. Aldığımız turuncu koltuğu buraya koyacağız. Umarım sıkıntı çıkmaz. Şu boşluk kalacak artık. Yapacak bir şey yok. 15 santim kadar boşluk var orada. Daha sonradan şuraya televizyon ünitesi gelecek. Buraya da üçlü koltuk gelecek. Buraya da yemek odasını koyacağız. Annem şu anda sanırım balkonda. Buradan balkona çıkıyoruz. Balkondaki parkeler çok hoşumuza gitti. Burayı ayrı oda gibi yapmayı planlıyoruz. Çok dışarıyı göstermeyeyim bence anne. Hep kalacağımız için biraz hani belli olmasın. Dün biraz korktum çünkü benim arabamın fotoğrafını çekmiş. Biri senin evinin önündeyim falan yazmış. Böyle iyi niyetli değildi pek. Burayı ayrı bir oda haline dönüştüreceğiz. Ben mi gezeyim? Evet, mutfağını göster. Gel bakalım mutfağa gidelim. Buradan üst kata çıkıyoruz. Bu evde en beğendiğimiz şey de şu merdivenler oldu. Çok şık gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Buraya böyle fotoğraflarımızı falan asarız dedik boydan boya. Burası banyo. Alt kattaki banyo burası. Mutfağım çok dağıldı. Kusura bakma. Gidiyormuşum. Anne mutfağını evet. Pis yakaladık. Evet. Niye böyle? Çok pis yakaladınız. Mutfakta bol bol tarif videoları çekeriz artık annemle şimdi birlikte. Olan... Bunları boyattıracağız büyük ihtimalle. Hoş gözükmüyor çünkü. Mutfağımız da bu şekilde sade. Güzel bir mutfak bence. Buraya fırınımızı koyduk. Buzdolabı gelecek. Şu çekmecelerin olması iyi oldu. Diğer mutfağımız bayağı küçüktü. Evet. Sıkıntı yaşıyorduk işte tencere, tava vesaire koymaya da. Buradan da balkona çıkıyor. Ve geldik odalara. Alt katta iki tane oda var. Bir Mert'in odası, bir Azra'nın odası. Bayağı aslında bir oda kavgası yaşadık. Azra annemin yanında yatmak istedi ama üst katta göreceksiniz. Azra için yukarıdaki oda aşırı büyük. O yüzden bence burası tam ona göre anne. Evet tam Azra'ya göre. Tam güzel olacak. Daha tam kare. Daha sonra aşağıya de çekeriz zaten. Kare, tatlı mı tatlı bir oda. Aydınlı bayağı. Burası da Mert'in odası. Biraz karanlıkmış Mert'in odası. Mert zaten karanlık seviyor. O karanlık adı şey. Koyun. O karanlıkların insanı. Burada Mert'in küçük bir şey var. Balkon değil de balkon mu? Balkon. Küçük bir balkonu var. O da güzel. Burası da tam Mert'e evet. Göre. Dikdörtgen bir oda. Mert'in odası da bu şekilde. Şimdi birlikte üst kata çıkalım. Üst katta benim odam, annemin odası ve oturma odası var. Yani oturma odası dediğime bak
benim bildiğiniz salon gibi. Büyük ihtimalle biz hep yukarıda dururuz diye düşünüyorum. Daha sıcak tatlı bir ortam olur. Ve salonda da dururuz. Öyle bir şey yok. Hani senin bir arkadaşın vardı ya, salon kapısı hep kapalıydı. Aa. Hiç görmemiştim salonunu. Öyle kapatanlar var, temiz kalsın diye. Kim şey mi? Ya şimdi isim vermeyeyim. Hatırladım. Bir şey değil de herkesin kendi tercihi. Evet, evet. Her odayı kullanıyoruz. Hatırladım. Hiç hatırladın değil mi? Koltukları hiç eskimeden değiştirmiştim. Bu oda çok geniş. Nasıl eşyayla dolduracak annemler bilmiyorum. Şu an tam olarak açıyı da alamıyorum. Eğer benim odam burası olsaydı ben şuraya bir koltuk da koyacaktım. Böyle arka plan yapacaktım. Pencerelerin kirini görüyorsunuz zaten. Terasa çıkıyor burası. Terasa salondan da çıkabiliyoruz. Yani oturma odasından. Hatta oradan terasa çıkalım birlikte. Ay anne, ödüm patladı ya. Çok korktum. Boşluğuma geldi. Burası üst katla tamamen aynı. Hatta burada da kapı var. Ayrı bir daire gibi yapmışlar. Konsol. Burası da oturma odamız arkadaşlar. Yine ben ters açıdan çekiyorum. Şöyle size göstereyim. Burası da bayağı geniş bir oda. Bence seçtiğimiz koltuklar buraya çok yakışacak. Mimar takipçim benim için odalarım planını çizdi bilgisayardan. Böyle tek tek alternatifler göstermiş. Şimdi onları inceleyeceğiz. Buradan ona da çok çok teşekkür ederim. Açıkçası bu oturma odasını nasıl yapacağız tam olarak bilmiyoruz. Böyle daha sıcak tonlarda istiyoruz. Ben böyle Pinterest'ten çok güzel fotoğraflar beğendim. Hani daha açık tonlarda böyle... Nasıl anlatsam? Yeşil yeşil. Yeşil çiçekler yeşil. Olsun, böyle duvarlardan aşağı tablolar. Tablolar olsun, raflar olsun, aksesuarlar olsun. Siz beni anladınız, o tarz bir şey istiyoruz. Eğer öneriniz varsa da bana yazabilirsiniz. Instagram'dan ya da videonun altına bırakabilirsiniz. Koltukları nasıl koyacağız anne buradan? Valla koltuk bayağı alan geniş, her türlü koyabiliriz. Her türlü alabiliriz. Şöyle de televizyon gelir ihtimalle. Evet. Aslında televizyon dediğimiz de yok. Televizyon almak. Belki televizyon buraya almayabiliriz. Gerek yok. Gerek yok. Çünkü daha böyle çalışma odası, dinlenme odası, evet, kitap okumak. Çalışma odası. Ben mesela çalışma odası sipariş verdim kendime. Onu kendi odama koymayacağım da bu oturma odasına koyacağım. Çünkü edit yapmam gerekiyor, maillere dönmem gerekiyor. Onu bu odada yaparım bence. Güzel olur. Evet. Bu oda güzel. Teras çok gösterelim. Güzel. Teras, en güzel yer. Güzel. Burada teras. Birlikte mangal partisi yapacağız arkadaşlar. İnşallah taşınınca mangal partisini burada yaparız. Teras çok evleri güzel. Göstermeyelim. Evet Melih'cim. Akşam güneşi şu anda izliyoruz ya. Burası herhalde güneş battıktan sonra çok güzel olur. Evet, bak şu anda bir esiyor aslında. Anne senin odan da burada. Aa, arı gelmiş evet. Güzel ya. Burası beğendim. Böyle bol bol küçük küçük böyle bodur çam ağaçları. Çamlar, çiçekler. Öyle güzelce hale getirelim. Aynen. Yere böyle hasır bir halı. Evet çok şık olur. Çok yakışır bence. Gerçi buraya halı sonra... olmaz. Tepesinde tentesi yok. Aşağı yok. Tenteci buldum bir tane. Buldun mu? Musun? Evet, hani Bursa'da. Aslında buraya tente evet, çok güzel olur. İstediğin zaman çekebiliyorsun, istediğin zaman çıkabiliyorsun. Evet, buraya biz tente taktıralım. Hani hep öyle olmaz. Ya taşınalım da yavaş yavaş o işte daha hallederiz. Sonra da olacak. Evet. Hadi benim odama gelin. En çok vakti benim odamda geçireceğiz. Ama önce şurada bir banyomuz var. Bu banyoya annemle aşığız. Evet. Çok şık gerçekten. Bakın, hamamımız var. Bursalı olarak ben hamamlara bayılıyorum. Buraya böyle kurna bu. Kurnanın yanına koyulan şeylerden de tas yani. Öyle taslar olup yıkanırız diye düşündük annemle. Artık birbirimizi keseleriz. Desenleri çok güzel. Duş bu şekilde. Bu banyo daha çok böyle gri ağırlıklı. Alttaki daha açık tonluydu. Ve son olarak evin son yeri de benim odam. Benim odam da bayağı güneşi alıyor şu anda gördüğünüz gibi. Biraz şekilsiz bir oda açıkçası. İnce ve uzun. O yüzden nasıl dekore edeceğim, yatağımı nereye koyacağım bilmiyorum. Hani bir tık daha böyle şuradan bassaydık odaya, yanlardan genişleseydi çok güzel olurdu. Ama yine de bu oda bana çok iyi gelecek. Kız kardeşimle kalıyordum biliyorsunuz ve eski evde benim dolabım bile yoktu yani giyinme dolabım. O yüzden çok zorlanıyordum. Burada kendime ait odam olması mükemmel. Şöyle size çekebildiğim kadar göstereyim. Buraya yatak başını koymayı planlıyorum. Daha sonra şu kısma büyük ihtimalle gardırop. Ya ben hiç hayal edemem. Hiç öyle yeteneğim yoktur.
O yüzden neyi nereye koyacağım tam olarak bilmiyorum açıkçası. Bir sürü pencere var. Burada ayrı banyosu olması da güzel. Artık sabah günaydın storylerini bu atkılı fırçasıyla bacağımı fırçalarken falan buradan çekerim size. Böyle aydınlık olması çok hoşuma gitti bu banyonun. Tam bana yetecek gibi. Evde herkese ait banyo var gibi oldu şu anda. Alt kattakiler çocukların, üst katta annemlerin, bu da benim banyom. Bu dolabada artık cilt bakım malzemelerimi tek tek dizerim. Bu biraz daha ince. Şöyle. Dolapların içini size pek göstermedim ayrıntılı. Video çok uzun olmasın diye, normal. Ayakkabılarım da çok tatlı değil mi? Eğer bu tarz ayakkabı arıyorsanız bunların markası Stradivarius ve fiyatları çok uygundu ve aşırı rahat, bakabilirsiniz. Bu arada çok fazla parladım, domates gibi oldum. Bursa çok sıcak ve sabahtan beri oradan oraya koşturuyoruz, o yüzden biraz öyle oldu. Yani odam da bu şekilde. Ben böyle bir pencere kenarına berjer satın almak istiyorum. Bu odaya koyacağım şeyler klasik gardırop. İki kişilik yatak, yatağım seçtim bu arada, çok güzel oldu. Gelince görürsünüz, daha böyle ahşap, Ikea'dan değil. Çünkü baştan benim odamı Ikea'dan yapalım dedik. Sonra her oda birbirine benziyor. Bakıyorum hani hep Ikea'da klasik tarzda şeyler var. Hani biraz daha farklı olsun istedim. Daha sonra bir tane makyaj masası koyacağım. Komodini seçtim, bir tane komodini seçtim. Yanına da böyle iki tane üst üste hasır puf koyacağız. Aslında bu video eşyalı çok güzel olacak. Bu ev kalıcı bir ev olacağı için, ailemin evi olacağı için böyle ekstra özeniyoruz. Umarım beğenmişsinizdir yeni evimizde. En büyük hayalim ne biliyor musunuz? Lokumla pamuğun şuradan böyle pıtır 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 gelmesi. Şöyle. Çok tatlılar. Bakalım ne yapacaklar bu eve geldiklerinde. Yani lokum alışık farklı evlere. Ama pamuk büyük ihtimalle çok yadırgayıp bir süre çıkmayacak bir yer bulup kendine. O da yavaş yavaş alışacak. Ev temizlendikten sonra daha güzel olacağını düşünüyorum. Bir de alttakiler var. Size onu göstereyim. İki tane böyle küçük karanlık oda var. Anne nereye kaçtı? Çok çok sıcak. Üst kat daha da sıcak. Bakın. Kiler de burada. Kileri göstermedim. Buraya ne koyacağız ki? Ivırımızı, zıvırımızı, her şeyimizi. Lokumla pamuğu koyacağız. Ay ya, hayatta koymam. Annem lokumla pamuğa sinirlenince buraya kapayacağım diyor ama espri yapıyor. Anne bak, gerçek sananlar olur. Aa. Öyle deme. O kadar da vicdansız. Zaten gidebilirler oraya. Geçen babamla geldik buraya. Ben diyorum işte lokumla pamuğun kumunu nereye koyacağız, mamasını nereye koyacağız, alt katı ayrı üst katı ayrı koyalım. Babam diyor kızım onları mı düşünüyorsun, ev bomboş. Kedine başlattırmış şimdi. O da çok seviyor kediyi ama. Şurada mı? Şuradaki ışık çok güzel, dur şimdi. Şu ışık çok güzel. Çok güzel gözüküyor şu an yüzüm. Vallahi. Çok beğendim. Eşyaları toplarken de. Neredeyse orası bizim evimiz. Tabii canım. Önemli olan biri olabilmek. Evet. Fark etmez. Parkeler de çok güzel. Markeler de güzel. Evet, senin çorapların da güzelmiş. Benim çoraplarım çok güzel. Bilsem bu videoyu çekeceğimi bilmiyordum. Baktık ışık güzel, ev temiz, çekelim dedik. Eskiden pis çektiğimizdir.